Sen bunun yüzüne ne sıktın? Niye hala uyanmıyor? Günaydın. Ne oluyor? Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz bana? Fırat. Sizi Fırat mı gönderdi? Teessüf ederim ama babişko. Şu üstümdeki ceketin fiyatı bile Fırat'ı satın almaya yeter. Ben Cemil Akın. Ve şimdi sen bana Fırat'ın annesini niye öldürdüğünü söyleyeceksin. Ne öldürmesi? Tamamen kazaydı. Az kalsın ben de ölüyordum. Biraz sonra sana yapacağım şeye bir Amerikan başkanı bir işkence değil, sorgulama yöntemi demişti. Bakalım waterboarding için sen ne diyeceksin? Boşuna uğraşmayın. Ben kimseyi öldürmedim. Hem Şükriye Hanım'ı niye öldüreyim ki? Ben de bunu merak ediyorum zaten. Kimin için çalıştığını. Arabanın frenlerini bozman için sana kimin emir verdiğini. Bunları söylemeni bekliyorum. Bak babişko, işin aslı şu. Ben çok kıskanç bir adamım. Fırat'ın baş düşmanı benken birinin benim yerimi almasını kaldıramam. O yüzden söyle. Kimin için çalışıyorsun? Deli misin sen? Deli misin sen? Tamam, ben kendisine ileteceğim. Çok teşekkürler. İyi günler. Döndünüz mü Nazlı Hanım? Sizi göremeyince yemek molası için çıktığını zannettim ben de. Yok. Fırat Bey'le görüşebilir miyim? Çok acil. Konuşmak için pek de uygun bir zaman değil. Şu videoya çok sinirlendi Fırat Bey. İsterseniz yarın konuşun. Yarın olmaz. Bugün görüşmem lazım. Bak Aynur, gerçekten önemli olmasa bu kadar ısrar etmezdim. Lütfen. Peki. Ama hiç değilse toplantı sırasında bölmeyelim. Bekleyelim, olur mu? Peki. Abi. Videonun gönderildiği maili kaynağına kadar takip etmeyi başardım. IP adresini maskelemeye çalışmışlar tabii ama benden kaçar mı? Kaçmaz. Ya tamam oğlum hadi söyle kimmiş ya? IP adresi... Cemil'in şirketini gösteriyor. Cemil'in mi? Thank you.
Benim hortumumun suyu bitmez. Buna günlerce devam edebilirim. Ama senin ciğerlerinin buna dayanacağını düşünmüyorum. Boşuna. Boşuna zaman harcama. Sık kafama bir kurşuna. Sanki çok mu yaşamak istiyorum? Hadi. Peki ya kızın? Karın? Onların yaşaması da umurunda değil mi? Sakın. Sakın onlara bulaşma. Onlar bir sıçacak. Sanırım şöyle yapacağım. Önce seni burada öldüreceğim. Sonra kızını ve karını buraya getireceğim. Sanırım ikisinden biri Fırat'ın annesini neden öldürdüğünü biliyordur. Bu yüzden şimdi sana son kez soruyorum. Fırat'ın annesini neden öldürdün? Kızım için. Ne? Kızım için. Eğer... Eğer 4 gün içinde kalp nakli yapılmasaydı ölecekti. Şükriye Hanım kalbini ona bağışlamıştı. Ama o kadar vaktimiz yoktu. Ben de sırf kızım yaşasın diye ölümünü hızlandırdım. Sadece onu değil, kendimi de öldürmek istedim. O yüzden arabanın frenleriyle oynadım. Olur da vazgeçersem arabayı durduramayayım diye. Yani sırf kızım.